Merhaba arkadaşlar. Bozdağ Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2021 8. Sınıf Fen Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Sınavına Hazırlık Çalışması yapacağız. Hemen sorularımıza geçelim. 1. Sorumuz. Periyodik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hemen bakalım. 8 tane grup, 7 tane periyot vardır. Evet bu doğru arkadaşlar. 8 tane grup vardır, 7 tane periyot vardır. Bu doğru arkadaşlar. 1A grubu elementlerin tamamı Metaldir. Tamamı metal değildir arkadaşlar. Hidrojen. Hidrojen bu 1A grubunda yer alır. Ama ametaldir. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Cevabımızı bulduk. 8A grubu elementlere soy gazlar denir. Evet arkadaşlar 8A en sağda yer alır periyodik cetvelin. En fazla sayıda metaller vardır. Evet periyodik cetvelde arkadaşlar en fazla sayıda metal elementleri vardır arkadaşlar. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Kömürün burada fiziksel değişim veya kimyasal değişim olduğunu belirleyeceğiz. Kömürün yanması arkadaşlar kimyasal değişim. Şekerin suda çözülmesi fiziksel değişim. Sütten yoğurt elde edilmesi arkadaşlar kimyasal değişim. Buzun erimesi fiziksel değişim. Naftalinin süblimleşmesi. Süblimleşme neydi? Katıdan direkt gaz haline geçmesi. Bu da arkadaşlar fizikseldir. Hemen diğer sorumuza geçelim. Aşağıdaki cümlelerin başında boşluklara bilgi doğru ise D, yanlış ise Y yazınız demiş arkadaşlar. Hemen A'ya bakalım. Helyum elementi son katmanında 2 elektron olduğu için 2A grubunda bulunur. Arkadaşlar helyum elementi istisnadır. Son katmanında 2 element bulunmasına rağmen soğuk gazlar bölümündedir. Bu yüzden dolayı bu yanlış arkadaşlar. Bu helyuma dikkat edelim arkadaşlar. 21 Haziran tarihinden 21 Aralık tarihine kadar Güney Yarımkürede gündüz süresi artar. Bakalım 21 Haziran'da ne vardı Güney Yarımkürede? Kış vardı. 21 Aralık'ta yaz. Yaza doğru gündüz süresi evet arkadaşlar. 21 Aralık'ta da en zirve notasına ulaşır. Bu doğru arkadaşlar. İklim geniş bir bölgede en az 30-40 yıl boyunca gözlemlenen hava sıcak hava olaylarının ortalamasıdır. Evet arkadaşlar, iklim tanımını vermiş. Bu doğru arkadaşlar. Periyodik cetvelde elementler atom sayılarına göre dizilmiştir. Bu doğru mu kızım sence? Atom sayılarına göre mi? Atom. Bence doğru hocam. Evet, doğru. Bu da doğru. Basit makineler iş ve enerjiden kazanç sağlar. Arkadaşlar, iş ve enerjiden basit makineler kazanç sağlamaz kuvvetten kazanç sağlar ve bize iş kolaylığı sağlar arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim bas makinelerde. Hemen 4. sorumuza geçelim. Aşağıdaki aşağıda verilen özelliklerden hangisi asit ve bazların ortak bir özelliğidir? Tatları acıdır. Tatları acı olan neydi? Bazdı. Bu ortak özelliği değil. Sulu çözeltileri H artı yön verirler. Bu asitin özelliğidir arkadaşlar ayraçlara etki etmezler. Arkadaşlar ayraçları etki Bu yanlış ifade. Elektrik akımını iletirler. Evet arkadaşlar baz ve asit çözeltileri yani bura çöze, elektrik çözeltileri elektrik akımını iletir arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Hemen bakalım. 40 santigrat derece 100 gram suyu 60 dereceye çıkarmak için gereken ısı miktarı nedir? Evet arkadaşlar. Bizim bir ısı formülümüz vardı. Neydi? Q ısı eşittir Q M C delta T. Q ısı M kütle C sıvının öz ısısı delta da delta T de değişen sıcaklık farkı. Hemen Q eşittir M nedir arkadaşlar? 100 gram. Nedir C su özüsü nedir? 4.18 60 derece çıkartmak ist çıkartmak istiyoruz arkadaşlar 40 dereceden 60 eksi delta terimi ne? 60 eksi 40 o da eşittir 20 ise Q eşittir arkadaşlar 418 çarpı 20 o da eşittir 2 8 16 3 2 4 8 Evet arkadaşlar bu kadar jüllük ısıya ihtiyacımız var arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza geçelim. Evet aldığın soruda arkadaşlar ısı alır veya ısı verir şeklinde eşleyeceğiz arkadaşlar. Buzun erimesi. Buz erirken ne olur? Isı alır. Alır. A. Karın oluşması. Kar oluşurken dışarıya ısı verir arkadaşlar. Maddenin buharlaşması. Evet ısı alarak buharlaşır. Alır ısı alır arkadaşlar. Kralaşma. Kıralaşmada ne ne olur arkadaşlar? Ee, yeryüzüne yakın buharın hemen çimler üzerinde ani soğumadan dolayı hemen buha, buharın su buharının hemen katıya dönüşmesi. O zaman ısı verir arkadaşlar. Yoğuşma nedir arkadaşlar? Yoğuşma gaz haldeki bir e, maddenin sıvı hale geçmesi. Bu da arkadaşlar nasıl olur? Isı vererek olur arkadaşlar. Yedinci sorumuza geçelim. Aşağıdaki verilen denklemlerden yanma tepmesi olanları işaretleyelim arkadaşlar. Şu yanma tepmesi dendiği zaman hemen arkadaşlar o tepkime eğer oksijen giriyorsa o tepkimeye bu yanma tepkimesidir. Bunu unutmayalım. Yanma deyince hemen oksijen aklınıza gelsin. O yüzden bakalım arkadaşlar. Evet burada oksijen var. Tepkimeye girenlerde oksijen var. Burası girenler burası çıkanlar. Evet bu yanma tepkimesidir. Bu hayır yanma tepkimesi çünkü oksijen girmiyor buraya. Şuraya bakalım evet arkadaşlar bir oksitlenme var burada. Evet oksijen girmiş gördük oksijeni bu da yanma tepkimesidir. Buraya bakalım burada yok arkadaşlar unutmayalım. Yanma tepkimesi dediği zaman oksijen kesinlikle girenlerde olacak arkadaşlar. Hemen 8. sorumuza geçelim. Yandaki gerçekleşen kimyasal tepkime ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru, hangisinin yanlış olduğunu yazınız demiş arkadaşlar. Nasıl olmuş? Arkadaşlar? Hemen A'ya bakalım. Tepkime D artı B A artı C şeklinde ifade edilebilir. Evet tepkimeye kim girmiş arkadaşlar? D ile B azalmış gördüğünüz gibi. C ile ve A artmış. O yüzden dolayı bu arkadaşlar doğru. Tepkimede D maddesinin tamamı kullanılırken D maddesi bakalım. Evet 6 grammış. Tamamı 0 Tamamı kullanılmış. B maddesinin 2 gramı kullanılmıştır. B maddesine bakalım. B maddesinin 2 gramı kullanılmamış arkadaşlar. B maddesi 6 gramdan 2 grama düşmüş. 4 gramı kullanılmıştır. Bu yanlış arkadaşlar. 4 gram olacaktı. Oluşan A maddesinin kütlesi 8 gramdır. A maddesine bakalım. 8 gramdır. Ne kadar girmiş arkadaşlar? Hemen bakalım. Hemen yazalım. D artı B. Bunlar girenler. Çıkanlar A artı C. E D'den ne kadar girmiş arkadaşlar? D'den D'den ne kadar girmiş? 6 girmiş. E, B'den ne kadar girmiş? Yine orada 6 girmiş. E, C'den ne kadar olmuş? Arkadaşlar? 0'dan 4'e çıkmış. Yanlış yapmayalım arkadaşlar. 6, 6, 12, eksi 4, 8 demeyelim arkadaşlar. Çünkü 6 tane girmiş D'den ama hepsi kullanılmış. 6 tane kullanılmış. Ama B'den ne kadar kullanılmış? 4 gram kullanılmış. O yüzden dolayı burası 10 oldu. O zaman A'da 6 buluruz arkadaşlar. Hemen bakalım. Oluşan A maddesinin kütlesi 8 gramdır. Yanlış 6 gramdır arkadaşlar. Kapta toplam 12 gram madde bulunmaktadır. Evet arkadaşlar. Şöyle bakalım. 6 artı 6 12. Yani şuraya bakarsak 6 artı 4 ve burada 10 diyebiliriz. Fakat burada 2 gram da B maddesi var bu kabın içinde. Toplam 12 oldu arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Doğru. Tepkimi başlangıcında D ve B maddelerinin kütleleri eşittir. Tepkimi başlangıcına bakalım arkadaşlar. D ve B maddelerinin kütleleri evet arkadaşlar 6 gramdır. Bu da doğru. Hemen diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Aşağıdaki verilen maddelerden hangisi baz, hangisi asittir? Biz nasıl öğrenmiştik arkadaşlar? Haş olursa asit, o haş olursa o maddenin içinde baz olarak öğrenmiştik. Ama bir istisna vardı. iki tane istisna vardı. NH3, amonyak. Bu bazdır arkadaşlar. Bir de asitlerde bir istisna vardı arkadaşlar. C3, co COOH. Yani sirke. Bu da asittir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. HCl asit. Sodium hidroksit de bazdır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Ekstra bir bilgi vereyim arkadaşlar. Bu baz içinde su şeyi olmadığı için asitle girdiği zaman su oluşmaz arkadaşlar. Sadece tuz oluşur. Biz ne anlamıştık arkadaşlar? Bir baz bir asitle tepkimeye girdiğinde su ve tuz yani nötrleşme olurdu. Su ve tuz olurdu ama bunda girdiği zaman kesinlikle en az amonyakta su oluşmaz arkadaşlar. Hemen 10. sorumuza geçelim. Evet özdes kaplar verilmiş. 100 gram, 100, 100 gram su, 100 gram yağ. Derece ilk dereceler 10 derece. Özdeş ısıcılar var. Bunlardan hangisi bağımlı değişken? Bağımlı değişken neydi? Bağımsız değişkeni değiştirdiğimiz zaman etkilenen bağımlı değişken. Bağımlı değişken ne olur arkadaşlar burada? Sıcaklık olur arkadaşlar. Bağımsız değişken nedir arkadaşlar? Burada bağımsız değişken bağımsız değişken kütle ve madde cinsleri yani birisi yağ birisi su e, kontrol edilen değişkeni arkadaşlar burada verilen ısı miktarı verilen ısı yani Ocak bağımsız değişken budur arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza geçelim. Aşağıdaki verilen elementlerin periyodik cetveldeki yerlerini bulalım. Nasıl buluyorduk arkadaşlar? Elektron sayısı son. Kaç tane katman bu? 1, 2. Bu periyodu veriyor. Bu ikinci periyot. Son katmanda kaç tane elektron var? 1, 2, 3, 4. 4 A grubu. Evet bakıyoruz arkadaşlar. Kaç tane katmanı var? Bir tane gördüğümüz gibi yörünge katmanına denebilir. Birinci periyot. Yani yörünge katman periyot eşittir arkadaşlar. Evet. Kaç tane sonunda 2 var? 2A dersek evet hemen yanlış yapmış oluruz. Arkadaşlar bu helyumdur. Son katmanında yani zaten 2 tane elektronu var. Son katmanında 2 tane var. Bu bir, birinci periyot. 2A grubu Olmasına rağmen arkadaşlar bu birinci periyot 8A'dadır. Helyuma dikkat edelim arkadaşlar. Helyum önemli. Bunun istinası var. Hemen bakalım arkadaşlar. C maddesine bakalım. Kaç tane periyot, yörünge veya katman diyebiliriz? 1, 2, 3 3. periyot Son katmanda kaç tane elektron var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Evet. 3. periyot 8A grubu. Evet hemen bilgi vermek maksadıyla yaptım arkadaşlar bu soru değil. Katı madde eriyince arkadaşlar sıvı maddeye dönüşüyor. Isı alınca e, ve bakıyorsunuz arkadaşlar tanecikler arası yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Maddenin en düzenli hali katı haldir arkadaşlar. Şu anda bilmeniz gereken en düzenli halde de gaz halidir arkadaşlar. Evet sıvı maddede ısı alarak bu hemen sağdaki oklar hep ısı alıyor arkadaşlar. Isı alır. Evet tanecikler arası iyice açılmış vaziyette gaza dönüşüyor arkadaşlar. Ve buna sıvı maddenin salarak gaz haline geçmesine buharlaşma denir arkadaşlar. Katı maddenin direkt sıvı hali atlayıp gaz haline geçmesine de süblimleşme denir arkadaşlar. Ee, hemen bakalım gaz halinden eğer burada ne oluyor arkadaşlar? Sola giden oklar ısı veriyor. Isı verir. Eğer kazandaki bir madde sıvı hale geçiyorsa yoğuşma, sıvı halden katı hale geçiyorsa donma olur arkadaşlar. Eğer gazdan direkt kral direkt e, katı hale geliyorsa kralaşma denir arkadaşlar. Süblimleşmeye örnek naftalin verilebilir. Naftalin Kralaşma da bizim günlük hayatımızda yaşadığımız gibi yere yakın su buharının aniden soğuyarak kıra oluşmasına örnek verebiliriz arkadaşlar. Bunları unutmayalım. Bu arada arkadaşlar, bir maddenin erime sıcaklığıyla donma sıcaklığı eşittir. Buharlaşma sıcaklığıyla yoğuşma sıcaklığı da birbirine eşittir arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Burada bir maddenin zamana göre hal değişim grafiği verilmiştir arkadaşlar. Evet, birinci yerde bu madde katı haldedir. İkinci yerde arkadaşlar burada 15 derece bunun e, erime derecesidir. Katı ve sıvı haldedir. Katı ve sıvı halde. Arkadaşlar bu tam olarak eriyene kadar 15 derece sabit durur. Üçüncü bölgede sıvı haldedir arkadaşlar bu. Dördüncü bölgede kaynama halindedir. Yani sıvı artı nedir? Gazdır. Beşinci bölgede gaz olmuştur arkadaşlar. Unutmayalım bunu. Hemen diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Yukarıdaki verilen sistemlerin hangilerinde kuvvet kazancı vardır? Makara ağırlıkları önemsizdir. Şimdi arkadaşlar kuvvet kazancı basit makinelerde yani makaralarda kuvvet kazancı ne zaman olur? Hareketli bir makara varsa yani palangalar neydi? Sabit ve hareketli makaralardan olan sisteme palangalar denir. Yani palangalarda kesinlikle kuvvet kazancı vardır. O yüzden dolayı arkadaşlar bu şekilde sabit ve hareketli makara var kuvvet kazancı vardır. F2'de de tamam bakalım arkadaşlar. Burada da vardır arkadaşlar. Burada da vardır. Ama nasıl var? Hemen bulalım. Ee, yükler eşit P P demiş arkadaşlar. Eşit hepsi de eşit yüklerin. Şimdi bakalım arkadaşlar. Hemen F1'i hesaplayalım arkadaşlar. Şu, arkadaşlar önemli olan şuradaki ipi takip etmek. Evet takip ettik. Şurası F. F1. E burası da F1 arkadaşlar. E, yukarı iki tane e, F1 var. Aşağıda şurası da iki tane F1 olur arkadaşlar. Şu ipi takip edelim. Burası da iki tane F1. O yüzden dolayı bu birinci sistemde P eşittir. 4 tane F1'e eşittir arkadaşlar. Hemen bu sisteme bakalım arkadaşlar. F2 geliyor burada. Evet burası F2. Şurada da arkadaşlar bakın. Bakın ipi takip edin. P ipini. Evet burada da bir P vardır. Yani F2 eşittir. 2 tane P'dir arkadaşlar. Hemen üçüncü sisteme bakalım arkadaşlar. Takip edelim ipimizi. Evet burası F3. E burası da F3. E şu ip ne arkadaşlar? İki tane F3. E şurada iki tane F3 olur. E i̇ki tane F3, iki tane F3 de şurası dört tane F3 olur arkadaşlar. Şu p bakarız. Burada da P var arkadaşlar. Yani dört tane F3 eşittir. 2 P. Şimdi arkadaşlar kuvvetleri sıralayalım. Hangisi büyük hangisi küçük bakalım. Hemen F1 eşittir buradan. Şuradan F1 eşittir. P bölü 4. Buradan F2 zaten direkt çıktı. 2P. F3 eşittir arkadaşlar. 2P bölü 4. O da eşittir. P bölü 2'dir. Burada en fazla kuvvet kazancı kimde olmuştur? Tabii ki F1'de olmuştur. O yüzden daha sonra F3'te daha sonra F2'de olmuştur. Yani burada F2 kuvveti büyüktür F3 o da büyüktür F1'dir arkadaşlar. Böylece buluruz. Hemen bakalım arkadaşlar. Yukarıdaki sistemler dengededir. Buna göre X, Y, Z cisimlerin ağırlıkları aşağıdakilerin hangisi olabilir? Hemen ne yapıyoruz? Hemen geldiğimiz bir X yükü var. Evet burada X yükü. Evet şurası da X yükü olur. Buradan geliyor. Burası da X yükü olur. Yani burada nedir? 2X eşittir Y'dir arkadaşlar. Şuraya bakalım. Z yükü var arkadaşlar. Z burada da Z. İpi takip ettik. Burada da Z. E, şu ip ne arkadaşlar? 2Z'dir bu. 2Z'dir. E, şurası da 2Z'dir arkadaşlar. İpi takip et. Burası da 2Z'dir. Kaç oldu? Yani burada ne vardı? Y artı 2X var arkadaşlar. Eşittir. 4Z'ye oldu arkadaşlar. 4Z. E, burada ne bulmuştuk arkadaşlar? Y eşittir 2X'miş. 2X'miş. Hemen bakalım. Y yerine 2x yazarız arkadaşlar. Şurada. 2x artı 2x eşittir 4z. 4x eşittir 4z. X eşittir z. Yani arkadaşlar şuradan şunu bulduk. X ile z'nin eşit olması lazım. Hemen bakalım. X ile z var mı? Evet. A da eşit. Başka? C eşit. Diğer şıkları direkt eleriz arkadaşlar. Ve y arkadaşlar. Y 2x kadar olacak. Evet burada yarı kadar olmuş. Evet A şıkkını buluruz. Yani 2xY 2x kadar. 2 8 16 ve böylece de burayı çözmüş olduk. Hemen diğer 16 sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Hemen 16 sorumuza geçelim. Yukarıdaki sistemler dengelidir. Buna göre F1, F2 ve F3 yüklerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Şimdi arkadaşlar sistem dengede ise hemen şu şekilde birinci şekle bakalım arkadaşlar. F çarpı kuvvet yolumuz ne kadar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 eşittir. P1'imiz burada arkadaşlar. P1 çarpı yük kolu. 1, 2, 3. 3 yaptık. Şimdi burada P1 nedir arkadaşlar? 7 F bölü 3'tür. Hemen şu şeklimize bakalım arkadaşlar. Burada nasıldır? Şimdi kuvvet kolumuz ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, şu 10. F çarpı 10 eşittir. P2'miz var. Yük koluna kadarmış arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 5'miş arkadaşlar. Buradan P2 eşittir. Böleriz arkadaşlar. Oradan da 2F çıkar arkadaşlar. Hemen şu şeklimize bakalım arkadaşlar. F çarpı kuvvet koluna kadar arkadaşlar. 1, 2, 3. Hemen 3 yazalım arkadaşlar. Eşittir. P3 çarpı yük koluna kadar arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10'muş arkadaşlar burada. P3'ümüz nedir arkadaşlar? Buradan P3 eşittir. 3F bölü 10. Şimdi burada yüklerin büyükten küçüğe doğru sıralayalım. En fazla yük hangisinde var arkadaşlar? en fazla yük P1'de var. Niye? 7F bölü 3. O rasım 3.5 yapar burası. Ya demek ki P1 büyüktür. Hemen daha sonra ne vardır? 2F vardır. Yani P2 vardır. O da büyüktür arkadaşlar. P3. Hemen arkadaşlar diğer sorumuza geçelim. X, ve X, ve A cisimleri X, Y ve A cisimleri dengededir. Bu dengedeymiş arkadaşlar. X cismini çeken kuvvetle X cismini çeken kuvvetle Y cismini çeken kuvvet birbirine eşittir. Evet arkadaşlar buradaki kuvvet F neyse arkadaşlar bakın sabit makara var. Buradaki F kuvveti de aynıdır. Bu doğru arkadaşlar. F1 kuvveti F2 kuvvetinden büyüktür. Hemen bakalım. Şuraya bakacağız. İkinci şekilde bakacağız arkadaşlar. F1 kuvveti F2 kuvvetinden büyüktür diyor. Hayır arkadaşlar küçüktür. Neden arkadaşlar? Buradaki iş ne arkadaşlar? F1 çarpı 2L'ydi arkadaşlar. O da eşittir. A çarpı H'di arkadaşlar. İşimiz bu. Burası şuraya bakalım arkadaşlar. Şuraya bakalım. F1 çarpı 2L. O da A çarpı H'a eşittir. Buradan F1 nedir arkadaşlar? A çarpı H bölü 2L'dir. E burada F2'ye bakalım arkadaşlar. Şuradan F2'ye bakalım. F2 çarpı L eşittir. A çarpı nedir arkadaşlar? H. O zaman F2 nedir arkadaşlar? A H bölü L'dir. Şimdi hangisi büyük oluyor arkadaşlar? Aynı sayıyı L'ye mi bölmek daha büyük olur? 2 L'ye bölmek daha büyük. Demek ki F2 daha büyük çıkıyor burada. Bu yanlış arkadaşlar. Şekil 1'de yapılan işler eşit iken şekil 1'de yapılan işler eşitken şekil 2'de yapılan işler birbirine eşit değildir. Arkadaşlar hiçbir zaman basit makinelerde arkadaşlar işten kazanç yoktur. Aynı yüksekliğe çıkartıyor. Bu L kadar uzunluktan çıkartıyor. Bu 2 L kadar uzunluktan çıkarıyor. Bu yüzden dolayı arkadaşlar bu sorumuz da yanlış. Hemen arkadaşlar en son sorumuza sorumuza geçelim arkadaşlar. Sürtünmenin önemsenmediği eğim eğim düzlemlerle eğik arkadaşlar ha. Sürtünmenin önemsediği eğik düzlemlerde A cismi sabit hızla F1 F2 kuvvetleriyle çekilmektedir. Bu iki düzlemle ilgili A açısı B açısından büyük ise büyükse F1 kuvvet F2'den büyüktür. Hemen bakalım arkadaşlar. Şimdi A açısı B açısından büyükse F1 kuvveti F2'den büyüktür. Evet doğrudur arkadaşlar. Neden doğrudur? Hemen şöyle çizelim arkadaşlar. Bir tane üçgen çizelim. Evet. Şimdi bu açı bu açıdan daha büyük. Ama burada F az olur. Burada F uygulamış kuvvet daha fazla olur. Neden? Çünkü burada yol daha fazladır. O yüzden dolayı arkadaşlar bu yanlıştır. Yani şunu düşünebiliriz arkadaşlar. Açı büyüdükçe kuvvet de artar arkadaşlar. Yani bir başka değişti arkadaşlar. Eğim eğer azalırsa kuvvet azalır. Eğim fazalaşırsa kuvvet artar arkadaşlar. Kuvvetten kazanç azalır. Her iki düz düzenekte kuvvet kazanın arttırılması için eğimler büyütülmelidir. Eğimler büyütülmelidir. Eğim büyük olsa ne olur? Eğim neydi arkadaşlar? Eğim karşı kenarın karşı kenarın ya yani karşı dik kenarın yan dik kenara bölünmesiydi. Eğer e, eğim art, eğim büyürse o zaman kuvvette kazanç olmaz arkadaşlar. Bu da yanlış. Evet arkadaşlar bugünkü e, Fen bilgisi 8. sınıf 2. dönem 1. yazılı çalışmasını tamamlamış bulunmaktayız. Lütfen arkadaşlar videomu eğer beğendiyseniz arkadaşlarınıza tavsiye edin. E, yorum yapmayı, abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın. Bozda Akademi sizleri seviyor. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.